Kartel, isterseniz kısa bir tanımını verelim çünkü kartel hepinizin bildiği bir kavram. Biz yine de kitabı bir tanım verelim daha sonra açıklamalarımıza devam edelim. Üretim, ham madde ve özellikle pazarlama konularında pazarlama konularında diyoruz çünkü bunu çok karşılaştığınız sıkça karşılaştığınız bir durum. Aynı sektörde çalışan birden fazla işletmenin aralarındaki rekabeti ortadan kaldırarak piyasayı etkilemek yani manipüle etmek, yönlendirmek, fiyatların istenilen düzeyde tutulmasını sağlamak ve bir tekel durumunu yaratarak karlarını artırmak gibi amaçlarla yasal ve ekonomik bağımsızlıklarını ortadan kaldırmadan, bunu yitirmeden aralarında yaptıkları bir anlaşma türüdür. Bakın bu kadar uzun tanım aslında özellikle en çok vurgulaması gereken nokta ney? Belirli bir fiyat düzeyinin de tutarak ürün ürünleri daha fazla kar etmek özünde bu var. Bunu bir anlaşmaya dayalı olarak düzenlener düzenlenebilmektedir ve bu bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Kartele dahil olan işletmeler anlaşma gereğince yaptıkları konularda birlikte hareket etmektedirler etmek zorunluluğu artık onlar üzerine. Ee, onlar üzerinde bir mecburiyet olarak oluşmaktadır. Kartele girmeyen işletmelere karşı ortak rekabet etmektedirler. Kartelin amaçlarına ulaşabilmesi için e, gerekli başlıca koşullara şöyle bir bakacak olursak az sayıda şirketin katılması ve rakip e, işletmelerin çok olmaması bu bir gereklilik. Yani kartel diyebilmemesi için bunun olması gerekir. Aynı mallar için maliyet fiyatının aşağı yukarı eşit olması ikinci bir unsur. Rekabet konusu olan malın e, mal'a yakın bir ikamenin, ikame ürünün bulunmaması bunlar e, bu bahsetmiş olduğumuz kartelde ön plana çıkan hususlar.